Osmanlı tahtı. Her şehzadenin hayali, geleceği ve hatta hayatının güvencesiydi. Elbette bu tahta oturmak o kadar kolay değildi. Bu yüzden Osmanlı tarihi daha beylik döneminden itibaren taht kavgalarına sahne olmuştur. İlk olarak Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra oğlu Osman Gazi'nin bey olması üzerine amcası Dündar Bey isyan etmişti. Sonraki yıllarda Şehzade Savcı Bey taht için babası Sultan 1. Murat'a karşı isyan bayrağı açmıştı. 1402 yılına gelindiğinde ise Timur'a kaybedilen Ankara Savaşı'ndan sonra başlayan Fetret Devri'nde Yıldırım Bayezid'in 4 oğlu saltanat için birbirlerine düşmüşlerdi. Bunlar gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz taht için nice isyanlar ve savaşlar yaşandı. Bu olaylara artık bir nokta koymak isteyense Fatih Sultan Mehmet oldu. Fatih Sultan Mehmet, 1451 yılında tahta çıktığında ilk işi böyle olayların bir daha yaşanmaması için kardeşler arasında isyanlar ve savaşlar çıkıp masumların kanı dökülmesin, devlet zayıflamasın diye o meşhur kanunnamesini yaptı. Kanunnamede kardeş katli yasası olarak geçen madde ise şu şekildeydi. Her kimseye evladımdan saltanat nasip ola, karındaşlarını nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Sonraki dönemlerde tahta çıkan Osmanlı padişahları da bu fetvaya harfiyen uymuş ve tahta çıktıktan sonra ilk iş olarak ileride tahta hak iddia edebilecek bütün erkek kardeşlerini katletmişlerdir. Bu padişahlardan biri de babası 3. Murat'ın ölümüyle 13. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkan 3. Mehmet'ti. 3. Mehmet, 26 Mayıs 1566'da dünyaya geldiğinde ismini o sırada Zigetvar seferinde olan büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman koymuştu. Çocukluk yıllarını babasının sancak beyi olduğu Manisa'da geçirdi. Annesi Arnavut asıllı Safiye Sultan'dı. Babası 3. Murat'ın 1574 yılında padişah olup Manisa'dan ayrılışından yaklaşık bir yıl kadar sonra İstanbul'a getirildiğinde 9 yaşındaydı. Şehzadeliğinde devrin tanınmış alimlerinden iyi bir eğitim almış, 1583'te Manisa Sancak Beyliğine tayin edilmişti. Sancağa çıkan son Osmanlı şehzadesi olarak Sancak Beyliği babasının hayatını kaybettiği 1595 yılına kadar sürdü. 16 Ocak 1595 tarihinde tahta çıktığındaysa Osmanlı tarihinin en korkunç hadiselerinden biri yaşandı. Ünlü tarihçi Reşat Ekrem Koçu bu olayı şöyle anlatır. 3. Murat'ın muhtelif kadınlardan oğlan ve kız olarak 102 çocuğu olmuştu. Ölümünde bunlardan 20 erkek evladı hayattaydı. En büyük şehzade Mehmet padişah oldu ve padişah olur olmaz öbür 19 kardeşini idam ettirdi. Bunlardan Mustafa ve Beyazıt 17-18 yaşlarında, Osman ve Abdullah 13-15 yaşlarında, geri kalan 15'i de henüz meme çocuğuydular. Analarının bağrından feryat ve figan içinde alınarak cellada verildiler. Bu vakalar Osmanlı tarihinin en korkunç cinayetlerindendir. Bu hadiseyle ilgili o devirde yaşamış olan alimlerden Bostanzade Yahya Efendi de padişahın tepkisini çekmemek adına edebi ustalığını kullanarak "Mübarek padişahımız o kadar merhametliydi ki tahta çıkar çıkmaz 19 erkek karındaşını cennet kayığına bindirdi" şeklinde tarihe not düşmüştür. Katliam 19 şehzadeyle de sınırlı kalmadı. 20 kız kardeşi ve babasından hamile olan 17 cariye de aynı gün katledildi. Ertesi gün çoğu bebek ve çocuk olan 19 şehzadenin cenazesinin saraydan çıkışı her kesimde büyük bir tepkiye yol açmıştı. Halkın bu olaydan sonra 3. Mehmet'e karşı kin beslediği, onu hiçbir zaman sevmediği ve adına lanet okuduğu rivayet edilir. Aslında erkek ve kız olarak toplamda 39 kardeşini katletmesinin ağırlığını 3. Mehmet de bütün saltanatı boyunca üzerinden atamadı.
Bu yüzden şehzadelik yıllarında aldığı iyi eğitimi ve edindiği idari tecrübeyi padişahlığı zamanında hiçbir vakit tam olarak yansıtamadı. Ayrıca üzerinde annesi Safiye Sultan'ın büyük etkisi vardı. Başlangıçta annesinin ve çevresinin tesirinden kurtulmak ve idareyi tek başına ele almak düşüncesinde olmasına karşılık, söz dinleyen, kolay ikna edilebilen, ısrarcı olmayan sakin mizacı yüzünden bunu başarabilecek bir dirayet de gösteremedi. Padişahlığının sonlarında büyük oğlu Şehzade Mahmut'un tahtına göz koyduğunu ve kendisini tahttan indireceği kuruntusuna kapılan 3. Mehmet, askerin de Şehzade Mahmut'u desteklediğini bildiğinden oğlunu bile öldürtmekten çekinmedi. Boğularak katledilen Şehzade Mahmut'un yanı sıra Şehzadenin annesi ve 30 kadar hizmetçisi de denize atılarak öldürüldü. Bu olay onun daha da çok içine kapanmasına yol açmıştı. Rivayetlere göre böyle bir ruh hali içindeyken saray dışında karşılaştığı bir meczubun, 56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın, gafil olma padişahım demesi 3. Mehmet'i derinden etkiledi. Yemeden içmeden kesilen padişah 21 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek henüz 38 yaşında vefat etti. Yerine ise büyük oğlu 1. Ahmet padişah olarak tahta geçmişti. Biat töreni yapıldıktan sonra 3. Mehmet'in cenazesi Ayasofya Camisi'ne götürüldü. Kalabalık toplanmış cenaze namazı kılınacaktı. Fakat oğlu 13 yaşındaki genç padişah 1. Ahmet ortada yoktu. Şeyhülislam birkaç kişiyle padişahı davet etmeye gittiğinde Sultan Ahmet'i düşünceli bir vaziyette oturur halde buldular. 1. Ahmet, Şeyhülislam'ın cenaze namazını kılmak için davetini şu sözlerle geri çevirdi. Taht sahibi olmak için 19 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam, babam da olsa katildir. Ben katil bir adamın cenazesini kılmam. Varın siz kılın ve defnedin. Padişah 1. Ahmet babasının cenazesine katılmadığı gibi kardeş katli yasasını da kaldırdı ve yerine yaş olarak en büyük, tecrübeli ve aklı selim hanedan mensubunun tahta geçmesini öngören Ekber ve Erşat sistemini getirdi. 3. Mehmet'in yaptıkları sonraki dönemlerde tahta çıkan diğer Osmanlı padişahları tarafından da hiçbir zaman onaylanmadı ve Osmanlı hanedanı bu meseleden hep rahatsızlık duydu. Hatta 35. padişah olarak tahta çıkan Mehmet Reşat, kılıç kuşanma merasiminin ardından dedelerinin kabirlerini tek tek ziyaret ederken sadece 3. Mehmet'in kabrini ziyaret etmemiş ve "Ben çocuk katilinin kabrini ziyaret etmek istemiyorum." diyerek bu rahatsızlığını açıkça ortaya koymuştur.